Başlamak için enerji depoluyorum şu anda. Adam şu an çok toplu gibi yani, çok değil. Ama birazdan her yerde kıyafet olacak ve bunu kaldırabilecek miyim bilmiyorum. Bavulunu çıkartarak başlayabilirsin. Evet. Bavulumu bir kaldı, kızıma çek. Allah, ben 4 ayında tutulacağım. Bu küçük bir bavul, bu daha da küçük bir bavul. Evet. Selam, bugün sonunda uzun zamandır hayalini kurduğum o videoyu çekiyoruz. Work and Travel'a gidiyorum. Yani 4 aylığına Amerika'ya taşınıyorum. Çok 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 heyecanlıyım. Sonunda bugün geldiği için aşırı mutluyum. Çünkü biz 5 arkadaş gidiyoruz Work and Travel'a ve hiç hayal ettiğimiz gibi her şey yolunda ilerleyen, tıkırında işleyen bir süreç değilmiş. Tam 4 gün sonra uçuyorum ve bavulumu şimdi birlikte yapıyoruz. Tabii ki de daha 4 gün olduğu için çoğu kıyafetim kirli de ya da orada burada yani. Hepsini toparlayamadım. Elimden geldiğince toparladım bu videoyu çekmek için. Şimdiden bu videoyu çekeyim çünkü sonra ekle çıkar çok fazla yaparım diye düşündüm. Bir de aynı zamanda şu anda benim sınav haftam. Bir saat önce finalimden çıktım. Final tarihleri belli olmadan biz uçağa biletini aldık. Ve benim şansıma sınav takviminin her gününde sınavım var. Sadece uçuş gününde sınavım yok. Şimdi bavuluma geçebiliriz. Ben video çok uzun ve sıkıcı olmasın diye buraya önceden ayarladım bir şeyleri. Hatta size şöyle göstereyim. Size azıcık kısaltayım. Tripodum kırık bu arada. 13 numaram yere yapışmazsınız. Böyle eşyalarımı serdim. Ve şöyle bir listem var. Bir sürü video izledim. Bir sürü blog okudum. Work and Travel'a giderken bavulumuzu nasıl yapmamız gerektiği hakkında. Ve buraya bir sürü not aldım. Bu kadarmış. Çok da bir sürü değilmiş. Siz de benim gibi Work and Travel'a giderseniz bu... Evet, bundan bahsediyordum. Şimdi Work and Travel'a gidecekseniz temel kural olabildiğince az kıyafet alın. Çünkü oradan zaten bol bol alışveriş yapacaksınız ve artık dönüşte yeriniz kalmayacağı için kendi eşyalarınızı atmak zorunda kalacaksınız. Ve zaten haftanın her günü ve benim gibi iki iş yapmayı planlıyorsanız haftanın gerçekten her günü neredeyse çalışacaksınız ve iş kıyafetlerinizde olacaksınız. Yani gezmeye o kadar vaktiniz olmayacak, sadece travel kısmında ya da ayda yılda bir aldığınız off günlerinize gezeceksiniz. Bunu şu an ben söylüyorum ama birazdan göreceğiz etek ve şortlarımın ve tişörtlerimin sayısına bakarsak kendimle çelişiyorum. Ama ben de onları azaltacağım. O zaman öncelikle isterseniz kozmetikten başlayalım. Çünkü en eğlenceli kısım orası. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Biz Amerika'ya gittiğimizde 2 ya da 3 hafta sonra çalıştığımız parayı alacağız. Ve 2-3 hafta boyunca Türkiye'den getirdiğimiz ve TL'mizi 20 ve 21 oldu. Hatta 21 ile çarptığımız dolarlarımızı harcayacağız. Ne kadar az harcama yapsak o ilk 3 haftada o kadar iyi. Yani paramızı alana kadar bizi idare etmesi için ben bazı şeyler aldım. Bana böyle mantıklı geldi. Gider gitmez bunları satın alamayacağım ve yanımda götüreceğim harçlık da çok fazla olmayacağı için paramı bunları harcamamak adına buradan aldım. Ve bu son 2-3 haftada Gratis'te ve Watson's'ta %50'ye yakın, %50'den fazla bazı ürünlerde indirim vardı. Ben de oradan bayağı bir şey aldım. Ve gerçekten normale göre de uyguna gelmiş oldu. Neler almışım yanıma bakalım. Duş jeli, şampuan, lif. Bazı şeylerim çok adi. Mesela bu lif. Mesela bu makyaj çıkarma suyu. Yani bunu hiç kullanmadım. Ama arkadaşlar 30 liraydı. Hatta 20 liraydı falan da indirimde. Ve hani orada daha güzelini alabilirim biraz para kazandıktan sonra. Şimdi hem burada para harcamamam gerekiyor. Work and Travel'a bir ton para ödediğim için. Hem de Amerika'nın ilk 3 haftasında para harcamamam gerekiyor. Onun için şimdilik beni idare edecek böyle birazcık daha ucuz şeyler aldım. Bu kaliteli bir şey ama bu da indirimde de 50 liraya aldım bunu. Pamuk, aseton. Bunlar zaten benim normalde kullandığım şeyler. Saç toniği ve saç köpüğü, saçı kıvırcıklaştırmak için. Bu da saç kremi, yine kıvırcık saç için. Yine dandik dandik diş fırçaları. Ped, jilet, törpü, tarak, güneş kremi. En önemlisi yüz için. Ben şu an bunu kullanıyorum bu arada ama bunu değiştireceğim. Ben kışın da güneş kremi suratıma kullanıyorum ama özellikle yazın kesinlikle kullanmanız lazım. Ve gider gitmez oradan güneş kremi almanız gerçekten size çok pahalıya patlayacaktır. Bunu aldım.
Eczacı kadınla bayağı konuştuk, benim suratımı yorumladık, inceledik ve bana bunu önerdi. Ben bununla biyoderm arasında kalmıştım, sonra bunu aldım. Bunu kullanmak için çok heyecanlıyım. Roll-on ve deodorant aldım. Dove'un Hindistan cevizisini kullanıyorum ama onu nereye koydum şimdi bilmiyorum. Bunları kesinlikle unutmayın çünkü çalışacaksınız güneşin altında leş gibi, ter kokmayın. Parfüm de şurada, onu da koyayım. Yine sırf indirim olduğu için, yani Amerika'da peçeten yok, tabii ki var ama hem uçakta falan çantama atmalık indirim var diye böyle ıslak mendille kuru peçete aldım. Aseton aldım. Oje. Ojeleri şimdi koymadım ama birkaç tane oje de yanıma götüreceğim. Onları da unutmayayım. Tırnak bakımı için benim şöyle şeylerim var. Çünkü uzun aylarca kalıcı oje yaptırdım ve şu an tırnaklarım kağıt gibi çok kötü durumdalar. Bunları rutin olarak kullanmam lazım. Bunları da atayım. Unutmayayım. Toka takı, makyaj malzemeleri, iğne iplik ve krem demişim. Makyaj malzemelerini şu 4 gün içinde kullanacağım için kremdir falan filan. Ona şimdilik balımı koymayacağım ama sonradan ekleyeceğim. Şöyle çantalarıma makyaj malzemelerimi, tokalarımı, takılarımı koyarım. İlaç. Amerika'da ilaçlar konusunda, sağlık konusunda sorunlar yaşayabiliriz. Çünkü sağlık orada çok pahalı. Onun için böyle şeylerle de uğraşmamak için ilaç götürün. Geçen gün sağlık ocağına gittim ve dedim ki ben Work and Travel'a gidiyorum. Amerika'da yaşayacağım 4 ay boyunca ve orada hani benim ihtiyacım olabilecek şeyler bana yazar mısınız? Doktorum da bana bir sürü şey yazdı. Baş ağrısı, mide ağrısı, mide bulantısı, antibiyotik, ateş düşürücü, yanık kremi, ağrı kremi, kas ağrısıdır falan onlar. Soğuk algınlığı için bir şeyler, mide hapı. Bir de benim sürekli olarak kullandığım birkaç hap vardı. Onları stokladım. Birkaç kutu yazdı. Vitamin falan. Böyle şeyleri yazdırdım. Ve şöyle bir fikir gördüm ve bana çok mantıklı geldi. Benim böyle bir sürü bez çantam var. Ve böyle ilaçtır, çamaşırlarınızdır, işte makyaj malzemelerinizdir, havlularınızdır falan. Eşyalarınızı böyle bez poşetlere koyarsanız oraya gittiğinizde de bu bez poşetleri market poşeti olarak ya da sahile gideceğiniz zaman sahil kumsal poşeti olarak ya da sadece yanınıza çanta olsun olarak bile kullanabilirsiniz. Hem de yerden avantaj kazanabilirsiniz. Bisiklet kilidi. Evde bisiklet kilidi vardı ve orada masrafa girmemek için bunu da getiriyorum çünkü bizim olduğumuz yerde bisiklet çalma olayları falan çok yaygınmış. Şapka, gözlük. Bunları unutmayın. İç çamaşırlarımı böyle minik bir hurca ve mayo, bikini, onları da böyle daha minik bir hurca koydum. Bunları bu şekilde direkt bavuluma koyacağım. Bence böyle birkaç tane minik hurçlar alabilirsiniz. Ben her seyahatimde bunları kullanıyorum. Çok mantıklı oluyor. İki tane havlu aldım. Bir tane de böyle baş havlusu aldım. Bunların hepsi Decathlon'dan. Decathlon'a bayılıyorum. Bunlar zaten benim hep yüzücü yıllarımdan kalma şeyler. Nevresim. Siz şimdi nasıl bir yerde kalacağınıza göre değişir. Belki yurtta kalırsınız, nevresimleri belirler. Belki otelde kalırsınız, nevresimleri belirler. Belki verseler bile 4 ay boyunca başka nevresimlerde yatmak istemiyor olabilirsiniz. Biz evde kalacağız. Evde de kendi nevresimizi götürmemiz gerekiyor. Amerikan priz adaptörü en önemli şeylerden biri. Amerika'daki prizler bizimkisi gibi yuvarlak, uçlu değil. Yani bunları prize takamayacağız. Bunu böyle buna takıp bunu bu şekilde prize takacağız. Bilgisayar şarj aleti, hard disk, uzatma priz çok önemli. Bunu telefonunuza takacağınıza bunu prize takarsınız. Buraya da üçlü uzatma prizi takarsınız ve 3 tane Türk priziniz olmuş olur. Havuz deniz için falan az önce size söyledim ben şuraya koymuştum diye. 2 tane bikini, 1 tane mayo aldım. Ne olur ne olmaz diye gözlük ve bone de aldım. Bir de terlik. Şimdi artık kıyafet kısmına geçebiliriz. Az kıyafet götürmeye çalışalım. Çünkü hem orada çalışacağız. Zaten kıyafetlerimizi giyemeyeceğiz iş kıyafetleri giymekten. Hem de gerçekten çok ucuza bir sürü kıyafet bulacağız. Ve onların hepsini almak isteyeceğiz. Onları aldıkça bunları giymek istemeyeceğiz. Yeni kıyafetlerimizi giymek isteyeceğiz. Ama ben yeni kıyafet alana kadar, paramı kazanana kadar ne giyeceğim? Ben bunu riske atamam. Güzel elbiselerimi almak zorundayım. Ben bunun riskine giremem. Zaten ben şöyle düşünmüştüm. Ben şu an bir tane orta, bir tane kabin boy valize gidiyorum. Amerika'dan da bir tane orta boy alırım. Ve yaptığım bütün yeni alışverişlerini o bavuluma koyarım. Hem hiçbir kıyafetimi atmama da gerek kalmaz. Hem de bir valiz kadar yeni yerim açılmış olur. En kötü orada arkadaşım bavuluna sokuşturuyorum yani. Ben güzel kıyafetlerimi de bırakamam. Kimse kusura bakmasın. Ama siz
Daha önce Work and Travel yapmış öğrencilerin önerilerine bakarak az kıyafet götürmeye çalıştım. Ya ben de öyle götürmeye çalışacağım. Bavulum nasıl varsa zaten çıkartacağım mecbur ama göstereyim. 4 tane evde giymelik, pijama yapmalık, kumaş, şort almışım. Bir tane ince ama uzun pijama takımı aldım. Tight ve eşofman. Bu eşofmanı muhtemelen uçakta giyerim diye düşünüyorum. Muhtemelen bir tane de siyah tight alırım. Pantolon. Şöyle 3 tane pantolon elemişim. Bu böyle bir salopet. Böyle yazın kropla falan çok güzel oluyor. Böyle krem bir pantolonum var. Kargo pantolon. Bu da güzel mavi bir jean yani. Bunu almazsam pişman olurum herhalde. Geçelim croplara. Bunlar hiç yer kaplamıyor. Onun için kimse laf yapmasın. Yani şu kadarcık şey bir sweatshirt kadar yer kaplıyor. Onun için bunların hepsini götüreceğim. Evde giyerim, dışarıda giyerim. Renk renk, güzel güzel atletler, croplar. Bunların hepsini alacağım. Bu kadar tişört ayırmışım. Yani şu an size gösterince fark ettim. Bunlar gerçekten çok fazla. Evet, bunları azaltmam lazım. Bunlar. Evet, bunlar. Etek, şort, elbise. Bunları da sanırım elemem lazım. Yani ya bunları sadece 4 ay boyunca yeni kıyafet almazsam bunları giyebilirim. Yani yeni kıyafetler alacağım için bu kadar biraz fazla olur. Nasıl eleyeceğim biliyor musunuz? Instagram'da fotoğrafım varsa bu kıyafetlerden biriyle onu eleyeceğim. Yani iş yerinde de her gün şort giyeceğim için. Yani hiç kimse 5 tane şort alın demiyor ama alacağım galiba. Ve sweatshirt. Sadece 3 tane sweatshirt aldım. O da basic, dümdüz, gri, beyaz. Önünde böyle bir resim var. Bunu çok seviyorum. Her şeyle uyumlu oluyor. Özellikle kotlarla falan. Bir tane de böyle oversize, yine çok sevdiğim mavi bir sweatshirt. Bunların bir tanesini zaten muhtemelen yolda giderken giyerim. Onun için bavuluma sadece 2 tane koymuş olurum. Şimdi kirlide olan böyle gece giymelik güzel bir elbisem var. Bir de o elbiseyi alırım. Çanta. Çanta olarak ben bir bu çantayı alacağım. Bunu annem yaptı. Bu çok güzel. Tam böyle yaz çantası. Bir tane siyah böyle küçük bir çantam var. O hem böyle jeanlerle de çok güzel oluyor. Hem de gece çıkacağım zaman o çantadan başka çanta takmıyorum. Bir de bu çantamı alacağım. Giderken yolda yani uçakta kişisel çanta olarak bunu yanımda götüreceğim. Ayakkabıyı zaten giderken beyaz Nike ayakkabılarımı götüreceğim. Siyah Vans'larımı götüreceğim. Bir beyaz bir siyah kombin giyerim. Orada almak istediğim bir sürü ayakkabı var. Onun için sadece 2 ayakkabı götüreceğim. Yani bir tane de götüremem sonuçta. 2 tane götüreceğim. Sadece bir tane 2 ayakkabı götüreceğim. Bir de belki sandaletimi de götürürüm. Şimdi size birkaç tane ipuçları anlatacağım. Bavullarınıza etiket yapıştırın. Adınızı, soyadınızı, Amerika'da kalacağınız adresi ve telefon numaranızı. Belki Amerika'da yaşayan ya da tanıdığınız birinin telefon numarası olabilir. En kötü kendi numaranızı yazın. WhatsApp'tan sizinle iletişime geçerler. Olur da bavulunuz kaybolursa, bavulunuzun kaybolmasına karşın daha çabuk ona ulaşabilmek için bu olayı kesin yapın. Ve birkaç kişi de şu uyarıyı çok gördüm. Mesela benim uçağım akşam 8'de inecek. Virginia Beach'e kadar bir 3-4 saatlik daha yolculuğum olacak. Saat olacak 12-1 belki. O saatte de acıkırsınız ki muhtemelen acıkacaksınız. Hiçbir yeri açık bulamayacaksınız. Onun için yanınızda kuru gıdalar. Yani sizi birkaç gün kurtaracak. Makarna, hazır çorba. Böyle şeyleri bavulunuza birkaç tane koyabilirsiniz. Kesinlikle ıslak gıda. Ettir, tavuktur. Ya zaten koymazsınız da. Öyle şeyleri sakın koymayın. Çünkü yani böyle 700-800 dolarlık cezası varmış gümrükte. Bavulunuzun kaybolmasına karşın yanınıza alacağınız kabin boy bavulun içine de birkaç günlük sizi kurtaracak çamaşır, kıyafet koyabilirsiniz. Şimdi uçakta yanıma götüreceğim çantanın içine neler koyacağınızı söyleyeceğim. En önemlilerinden biri tabii ki pasaport. Ben pasaportumu annemin yaptığı böyle deri bir pasaport çantası var. Onun içine koyuyorum. Siz de böyle bir çanta alabilirsiniz. Hem pasaportunuz daha güvende olabilir. Cüzdan, nakit para. Nakit paralarınızı sakın bavulunuza koymayın. Yanınıza alacağınız çantada olsun. DS formu, Japafur formu, servis ücretini ödediğinize dair form. Bunun içinde vize başvurusuna giderken aldığınız her şey var. En önemlisi tabii DS 2019 formu. Çok çok önemli. O olmadan ülkeye giremezsin. Bunların birkaç tane çıktısını alın. Bir tanesini evde bırakın Türkiye'de. Bir ailenize, eşinize, dostlarınıza bırakın. Birini bir bavulunuza koyun. Diğerini diğer bavula koyun. Orijinalini yanınızda tutun. Telefondan fotoğrafını falan çekin. Pasaportunuzun içinde vize olması hiçbir şey değiştirmiyor.
bu olmadan giremezsiniz. Amerikan piyaz adaptörümü bunun içine koyarım. Peçete, ıslak mendil. Aklıma gelmeyen başka bir şey sanırım yok. Ben böyle wow, Amerika rüyası, Amerika'da yaşayacağım, Amerika sokakları falan. Öyle bir hayalle gitmiyorum. Orada köpek gibi çalışacağım. Bu farkındayım. İki iş yapmak istiyorum. Gerçekten çok güzel para kazanıp hem work and travel masraflarımı giderip hem de bol bol gezip bol bol alışveriş yapmak için. Yani oraya gidip zorlanacağımın da gerçekten farkındayım. Ama bunu çok istedim. Buna ulaşana kadar çok şey çektim. Ve sonunda gidiyorum. O için hiçbir şeyden şikayet etmeyeceğime eminim. Bize şans dileyin. Umarım çok güzel günler geçiririz orada. Sizi de videosuz bırakmayacağım. Bol bol oradan videolar çekeceğim. İstediğiniz videoları şimdiden yorumlara yazabilirsiniz. Umarım Work and Travel'a gidecekler için verdiğim öneriler ve fikirler işinize yarar. Amerika'da görüşürüz.